yok ediyor onu. Maşallah. Bitkilerin de aynı şekilde kendilerini savunma stratejileri var. Birçoğu çeşitli salgılar, zehirli salgılar üreterek kendilerini koruyorlar. Ama bu zehirli salgıları da çok profesyonelce kontrol ediyorlar. Kendi bünyelerinde üretmelerine rağmen hiçbir şekilde kendilerine zarar vermiyor. Bunlardan bir tanesi çınar ağacı. Ben çok şaşırdım bunu öğrendiğimde. Yapraklarından zehirli bir sıvı salgılıyor çınar ağacı. Ve böylece bu su yapraklarından toprağa temas ettiğinde suyun temas ettiği hiçbir bölgede hiçbir ot yetişmiyor. Böylece o alandaki, o toprakta bulunan bütün minerallerden çınar ağacı istifade ediyor. Mesela kelebeklerin de bir bilgisi burada söz konusu ortaya çıkıyor. Kelebekler de çalı çiçekli bitkilerden hiçbir zaman beslenmiyorlar. Çiçek gözleriyle beslenmelerine rağmen. Çünkü çalı çiçekli bitkilerin sinigrin isminde bir zehirli salgı ürettiklerini biliyorlar. Bu yüzden daima salkım çiçekli bitkilerden besleniyorlar. Yani düşündüğümüz zaman kelebeğin bunu nasıl öğrendiği insanlar için tecrübe ederek öğrenmesi imkansız. Çünkü ilk denemesinde ölecek. Dolayısıyla Allah'ın ilhamıyla bunun bilgisinde, bilincinde olduğu çok açık bir maşallah. Maşallah. Bir bitkilerden bahsetmek istiyorum. Çok sevimli ve normalde zayıf, yani bir ağaç gibi güçlü bir gövdesi olmayan ve dikenleri falan da olmayan bir bitki. Mısır, başka bir örnekte fasulye. Normalde bayağı fasulye fidanını görmüşsünüz. Çok kibar dallarıyla, yapraklarıyla ağaca sarılır. Bayağı da narindir yaplakları. Ama kendini korumak için bu bitkilerde de Allah farklı bir sistem yaratmış. Yine bir salgı üretiyorlar. Fakat bu ürettikleri salgılar etkisi de şu şekilde gerçekleşiyor. Eğer bir böcek fasulyenin ya da mısır gibi bitkinin yapraklarından yemeye başlarsa bitki bu salgıyı böceğin bünyesine geçiriyor ve sindirim sisteminin kontrolünü bozuyor. Böcek birkaç ısırıktan sonra doyduğunu zannediyor. Sinir sisteminin dengesi bozulduğu için ve böylece o yapraktan daha fazla yemiyor. Bitki kendisini korumuş oluyor.